Herkese merhaba, ee, günaydın. Öncelikle. Günaydın. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle ben e, Eda Hocam'a, yine e, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bu güzel çalışmalar için teşekkür ederim. E, bir yandan da şeye baktım, böyle hangi konu başlıklarında çalıştığınıza baktım. E, konu başlıkları hem e, arkadaşların alanlarına hizmet edecek biçimde yapılandırılmış. Hem de daha toplumsal alanlar yani siber zorbalık gibi hem okullarda yaşadığımız sorunları temsil ediyor. Hem de toplumun geliş dinamiklerini yayılan, bugün de konuşacağız siber zorbalığın etkilerini yayılan bir nitelikte. Tekrar teşekkürler, umarım keyifli bir sunum olur. Aklınızda sorular varsa siber zorbalıkla ilgili, akran zorbalığı ile ilgili lütfen soruları not edin. Ara ara da gelecektir bu sorular. Bugün biraz daha akran zorbalığı ve siber zorbalık arasındaki farklara, siber zorbalığın ne olduğuna, e, hangi biçimlerde gerçekleştiğine o platformlara bakacağız. E, o bağlamda o çerçeveyi çizebiliriz Bir e, yere küçük bir giriş yapayım. Bu arada bu son zamanlarda Menti'yi sık kullanıyoruz. E, Menti'de minik bir uygulama hazırladım. Bu yan tarafa bağlantıyı bırakıyorum bağlantıya tıkladığınızda karşınıza bir sayfa gelecek. O sayfayı da paylaşayım ben aynı zamanda sizinle. Bir ses geliyor böyle bir zil sesi ama o benden mi geliyor? Benden gelmiyor sanırım. Tamam. Böyle bir sayfa gelecek. Buraya bir sözcük veya birden fazla sözcük yazabilirsiniz. Siber zorbalık denildiğinde aklınıza ne geliyor? Ee, Eminim hepimizin siber zorbalıkla ilgili çeşitli deneyimleri olmuştur. Ee, siber zorbalıkla ilgili deneyimimizin olması için e, illa zorbalığa maruz kalmamız, zorbalık yapmamız ya da izleyici olmamız gerekmiyor. Mutlaka ucundan bucağından özellikle psikolojik danışman arkadaşlar okullarda öğrencilerle e, bu tip e, sohbetler, paylaşımlar yapmışlardır. Bazıları şikayete gelmiş olabilir çünkü günümüzde hemen hemen tüm orta öğretim kurumlarında e, bazı ortaokullarda yani temel eğitimde karşı karşıya kalıyoruz, rastlıyoruz sıklıkla. E, siber zorbalıkla ilgili vakalar mevcut. Bazılarının siber zorbalık olup olmadığını bilmiyoruz. Yani onları tanımlayamıyoruz. Bazılarını çok net görebiliyoruz. E, öğrencilerin bir bölümünün bunlarla ilgili bilgileri var, bir bölümünün yok. Bizim yaptığımız araştırmalarda da genellikle Özellikle e, siber zorbalık davranışlarında bulunan öğrencilerin bazı davranışların zorbalık olmadığını düşündüklerini gösteriyor. Yani olumsuz bir şey yapıyorlar, kötü bir şey yapıyorlar ama bunu zorbalık olarak tanımlamıyorlar. Onunla ilgili de bugün konuşacağız. Siz e, doldururken ara ara şeye bakabiliriz. Şu anda yanıtlar da gelmeye başladı. Ben onları da ara ara paylaşacağım sizinle. Ufaktan sonuna geçelim isterseniz. Arada yorum yapmak isterseniz, katkı sağlamak isterseniz lütfen e, kendinizi, sesinizi esirgemeyin arkadaşlar sözünüzü. Bu chat bölümünden de yazabilirsiniz. Ben arada sorular soracağım. Zaten o soruların yanıtlarını da chat bölümünden verirseniz biraz daha etkileşimli, iki tarafın da özne olduğu bir paylaşım yapabiliriz. Çok özür dilerim. Şimdi birincisi, aslında başlık biraz farklıydı. Çocuklarda ve gençlerde siber zorbalık başlığı vardı burada sunum başlığı olarak. Ancak sonrasında böyle daha sık kullandığım bir ifadeyi yazdım buraya. Yani çevrim içi zorbalık, çevrim dışı mağduriyet. Ee, sizlerin de bildiği gibi çevrim içi ortamlarda gerçekleşiyor siber zorbalık. Ancak mağduriyet yani etkileri e, tamamen çevrim dışı. Yani doğrudan doğruya hem duygu anlamında hem davranış anlamında yaşamımızın her anında neredeyse siber zorbalığa maruz kal kalalım ya da kalmayalım bunları hissediyoruz. Dolayısıyla e, çevrin dışı dediğimiz ancak e, yaşamımızın neredeyse her anına denk gelen bir mağduriyet söz konusu. Yalnızca ergenlerde değil, bugün ergenlik tanımı da değişti biliyorsunuz. Artık e, eskisi gibi böyle 13-18 yaş arası gibi <laughs> ya da e, 13-19 yaş arası gibi kesin bir aralığı değil. E, böyle bir çerçevele yap çerçeveleme yapmıyoruz bu aralık daha da artıyor artık. Yani böyle 22 yaşa kadar, 23, 23 yaşa kadar özellikle e, gelişim çalışan arkadaşların bu aralığı genişlettiğini görüyoruz. Bugün biraz bundan da konuşacağız. İsterseniz biraz ergenlerden, gençlerden söz edelim. Burada 0-18 yaş arasını çocuk olarak tanımlıyoruz genelde. Ancak bugünkü bağlam biraz daha ortaokulun artık bir ikinci yarısı gibi 6. 7. sınıftan sonra ve lise grubundan söz edeceğiz. Şu anda söz ele alacağımız kitle de daha çok onlar. Ee, burada biliyorsunuz ergenlikte kimliğin yeniden bir inşası söz konusu. Yani hem çocuk e, yetişkinliğe geçme anlamında bir basamak atlar gibi ancak o basamağın e, sizler de bilirsiniz bazı basamakların arası çok kısadır, çok rahat atlar çocuklar. Bazıları biraz daha uzundur, bazıları daha uzundur, bazıları da o kadar uzundur ki Çocuk o basamaktan atlayamaz, aşağı düşer. Ee, oradan düştüğünde de hangi etkilerle karşılaştığı e, olabildiğince e, toplumsal, sosyoekonomik koşullara bağlıdır. Dolayısıyla buradaki kimliğin yeniden inşa süreci hem aileye, hem okula, hem çevreye, arkadaşlar akranlara pek çok şeye bağlı. Çocuklarda, ergenlerde e, bilişsel, sosyal ve duygusal e, değişimler söz konusu bu dönemde ki bu değişimler e, onları aynı zamanda gelişimsel özelliklerden de kaynaklanan biçimde e, aynı zamanda akranlarını doğru yetiyor sizlerin de bildiği gibi. Burada daha çok böyle akranlara değer verme, akranlara önem verme ya da akranlarla birlikte hareket etme gibi bir durum söz konusu. Hatta e, geçen ay sanırım bir ay yakın olacak Beşiktaş'ta bir webinar yapmıştık. Orada da şunu söylemişti arkadaşlardan biri. Çocuklar öyle bir haldeler ki bir şey doğru olduğunu bilseler bile anneleri babaları tarafından söylenen ya da yetişkinler tarafından. Akranların söylediğine daha fazla değer verdikleri için daha önemli olduğu için doğru olmadığını bile bile akranlarına inanabiliyorlar. Ya da akranlarını savunabiliyorlar ki bunların örneklerini Çocukları olan arkadaşlar kendi evlerinde ya da okullarda sıklıkla yaşıyorsunuzdur. Özelleşmeyi söyledik. Artık daha böyle kendi başına hareket etmeye, e, bağımsızlaşmaya, e, özellikle e, anneden ya da babadan ya da aileden daha farklı hareket etmeye başlıyorlar. E, akran etkileşiminin çok fazla olduğunu söyledik. Akranlar arasındaki bu etkileşim aynı zamanda siber zorbalık sürecinde yardım alma, paylaşma gibi alanlara da denk geliyor. Yani bu alanları da etkiliyor. Yine teknolojiyle dönüşen bir süreç, teknolojiyle ilerleyen bir süreç, siber zorbalık. Ancak burada teknolojinin etkisini yalnızca ergenler bağlamında değerlendirmek çok anlamlı olmayacaktır e, ee, ya yani teknoloji tüm toplumu dönüştürüyor, tüm toplumu değiştiriyor. Yani burada ele alacağımız pek çok şeyi biz yetişkinler için de söyleyebileceğiz. Mesela diyeceğiz ki çocuklar ya da gençler ya da ergenler artık 7 gün 24 saat çevrim içi her an internete girebiliyorlar. Ama şu anda burada kaç kişiyiz bilmiyorum ama e, buradaki 117 kişi görünüyor. Yani 117 kişinin eminim en azından yüzü de en az onlar kadar internete giriyorlardır. Bu bazen iş kaynaklı, bazen sosyalleşme kaynaklı olmak üzere. En az bizler de onlar gibi çevrimiçiyiz. Online olarak hareket ediyoruz. Biraz daha aşağı doğru inelim isterseniz. Her an cep telefonu ile yaşadıklarını az çok hepimiz biliyoruz. Cep telefonu günümüzde e, yani ilk çıktığı dönemleri biraz gözden geçiriyorum. Yaşım da ortaya çıkıyor böylece ama daha böyle 90'lı yılları anımsarsınız. 95, 96. Telefonum 99'da yine arkadaşlarıma göre erken bir dönemde almıştım lisede. Ee, yani o zamanlar daha şeydi böyle değil mi? Cep telefonu. Birini ara arardık. Yerine mesaj atma da sonradan çıkmıştı. Onu da anımsayacaktır arkadaşlar. Ee, yani ses ve tekst tabanlı bir araçtı cep telefonu. Değil mi? Cep telefonu ayrı kılan neydi evlerdeki sabit telefonlardan? Taşınabiliyor birincisi. Değil mi? İkincisi kişileri çok rahat kaydediyoruz. Üçüncüsü mesaj atabiliyoruz. Böyle bir şeydi. Başka bir özelliği yoktu cep telefonlarının. Ancak zamanla özellikle 2000'lerden sonra, 2005'lerden sonra sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte cep telefonları artık vazgeçilmez bir hal almaya başladı. Son yıllardaki cep telefonu kullanımını daha çok şöyle tanımlıyorum ben. Artık cep telefonları uzuv olmuş halde. Yani insanın uzuvları var biliyorsunuz. Kollar, eller, bacaklar, kafa. Değil mi? Cep telefonu da artık öyle bir bedenin bir parçası gibi. Bedene eklemlenmiş bir parçası gibi. Bedenden bağımsız gibi görünüyor. Değil mi? Yani bir fiziksel bir bağlantısı yok bedenle. Ama ee, o beden için bağlantısı belki diğer uzuvlardan çok daha fazla. Şöyle örneklendirebiliriz bunu. Böyle 20 metreden 30 metreden gelen bir kişide cep telefonu var mı yok mu anlayabiliyor muyuz bunu? Anlıyoruz değil mi? Yani çok zor değil. Cep telefonları kocaman şeyler. Yani benim cep telefonum şu anda görüyor musunuz bilmiyorum ama büyük bir şey. Bundan daha büyük cep telefonları var. İlk çıktığı zamanlarda küçük daha evladıydı cep telefonu adına, ama şu anda e, ekran boyutu oldukça konforlu bir alan sağlıyor. Ergenler de aynı şekilde sürekli cep telefonuydular, yani cep telefonları olmadan bir yere gitmiyorlar neredeyse. Bizler de benziyoruz bu anlamda. Yine küçük bir anekdot, cep telefonu bir yerde unutmuyoruz. Katılır mısınız bilmiyorum bu görüşe. Misafirliğe gidelim, işte sınıfta, iş yerinde, nereye gidersek gidelim. Cep telefonunu mutlaka ama mutlaka yanımıza taşıyoruz. Yani orada unutmuyoruz, geri dönmüyoruz cep telefonu için. Hani cüzdan için dönülür, bir eşya için, hırka için, ceket için, şapka için dönüyoruz ama cep telefonunu mutlaka... Çünkü hep dikkat orada. Yani cep telefonuna bakma süresi böyle bir dakikanın altında neredeyse çoğumuzda. Sosyal medya sitelerinde çok aktifler, bu çok net. Instagramı çok sık kullanıyorlar, Instagram, Snapchat. Son dönemde kullandıkları farklı siteler de var, buraya eklemediğimiz, Ask.fm gibi daha böyle e, okul gruplarının da olduğu ve işte dedikoduyla karışık, bazen böyle toplumsal linçin de olduğu alanlarda var. Ama böyle Facebook kullanmayı sevmiyorlar örneğin. E, Facebook'un daha böyle ee, annelerin, babaların, teyzelerin, halaların, dayıların, amcaların, babaannelerin, dedelerin olduğu mecra olduğunu ifade ediyorlar yaptığımız araştırmalarda. Bu yüzden Facebook kullanmayı sevmiyorlar ve Facebook'te, Facebook'taki, Facebook'taki konuşmanın paylaşım biçimi de çok onlara göre değil. İşte Facebook'ta anne ya da baba iletinin altına çocuğa ile şey yazıyor. Oğlum iyi ki doğdun falan böyle. Ya da işte kızım ne güzel notlar aldın. Bunlardan da çok hoşlanmıyorlar. Yani arkadaşlarının olduğu ortamda anne babalarıyla etki kurmak istemiyorlar pek. Bu yine e, yani bunun bir parçasını gelişime dayayabiliriz, değil mi? Yani gelişimsel özelliklere değişen dönüşen bir beden var, zihin var, ruh var ve bu dönüşen birey, e, yani bunları çok kolay kabul etmiyor. Ha çok görsel odaklılar. Fotoğraf, video, resim belki Instagram'da bunu ilişkilendirebiliriz. Instagram'a benzeri e, içeriklerle yazmayı çok sevmiyorlar. Birazdan bakacağız. Yani yazdıklarında da normal bir yazma biçimi yok. Biz de bazen benziyoruz onlara. Özellikle erkek e, çocukları, olan çocukları bilgisayar oyunları oynamayı çok seviyor. Kızlar da var içlerinde işte, oynayan. Burada lol, pubg, fortnite gibi oyunları yazdık ama bunların dışında oyunlar da var tabii ki. Bunlar yalnızca benim işte araştırmalarda e, topladığım verilerden elde ettiğim oyunlar. Bu neden önemli bilgisayar oyunları? Bilgisayar oyunları özellikle olan çocuklarında siber zorbalığın gerçekleştiği yaygın gerçekleştiği ortamlardan biri. Yani buralarda artık bazı şeyler kanıksanmış. Yani sevinme belirtileri bile küfürle hakaretle gerçekleşiyor ve çok normal karşılıyorlar. Yani işte bir aracı işte item elde ettiklerinde karşı tarafa küfür ediyor o çocuklardan biri. O da ona küfür ediyor. Ve bu çok şeye geliyor böyle yani ruhlarını okşuyormuş gibi sanki böyle iyi bir şey söylüyorlarmış gibi geliyor. Facebook'u söyledik, yazmayı sevmediklerini söyledik. Ses kaydı çok sık kullanılıyor. Son dönemlerde yetişkinler de ben de çok sık kullanıyorum. Özellikle zamanımız yoksa kısaltmaları çok sık kullanıyorlar. Ee, yine internetin ilk çıktığı zamanları hatırlayacaktır arkadaşlar. Böyle merhaba yerine MRB gibi ifadeler kullanırdı. Nasılsın yerine NSL gibi ifadeler. Artık e, emojiler de biraz şey yaptı. Alan kaplamaya başladı biliyorsunuz. WhatsApp gruplarında kendimizi sıklıkla emojilerle ifade ediyoruz değil mi? Yani duygumuzu anlatmak yerine e, i̇şte en sık kullandığımız tabir sesli güldüm. Sesli güldüm de yeni yeni böyle birkaç yıldır yerleşen bir ifade dilimize. Bunu yerine genellikle emojileri kullanıyoruz. Üzülüyorsak, seviniyorsak, kahkaha atıyorsak, düşünüyorsak, kaygılıysak emojiler bizlere yardımcı oluyor. Tabii sağlıklı mı değil mi? O, şu anda onu tartışmıyoruz. Yine kendilerine has bir dilleri var. Mesela SS almak diye bir şey var. Bunu biliyorsunuz değil mi? Var mı bilmeyen SS almanın ne olduğunu? Ben sizi tabii hiçbiriniz görmediğim için evet şu anda kimseyi görmüyorum. Ee, SS almak screenshot almak demek. Yani ekran görüntüsü almak. Biliyorsunuzdur bunu. Çok sık kullanılıyor ama işte SS aldım mı? SS alayım mı? Ee, ifadelere de yerleşmiş bu biraz screenshot almak. Yani screenshot almak demiyorlar SS almak. Yani o kısaltma biraz daha konforlu bir alan sağlıyor kendilerine. Şoplamak diye bir deyim var. Bunu bilmiyor olabilirsiniz. Şoplamak da bir görselin üzerinde oynamak. Yine bu siber zorbalık vakalarında rastladığımız şeylerden biri. Bir kişinin gör fotoğrafı üzerinde değişiklik yaparak onu WhatsApp grubunda paylaşmak, Instagram'da paylaşmak ya da WhatsApp grubunun simgesini, görselini onunla değiştirmek. Yukarıda bir grup simgesi var biliyorsunuz. Bununla geliş, değiştirmek sıklıkla rastladığımız bir şey. Yine random atmak diye bir şey var. Bunu da benim mesela böyle e, ben şu anda 40 yaşındayım. Daha böyle 30'larına olan arkadaşlarım kullanıyor şu anda random'ı. Yani şey mesela öğretmen arkadaşlarım var kullanan. E, onun dışında öğretmen olmayan işte bilgisayar bilimleri alanında çalışan arkadaşlarım var. Ancak burada e, random atmak çok sık böyle ergenlerde daha da e, sıklıkla rastladığımız bir durum olarak belirtilebilir. Random atmanın ne olduğunu biliyorsunuz. Rastgele harfler basıyorsunuz. Daha böyle bir şey hakkında e, komik bir ifade. Yani güldüğünüzü, eğlendiğinizi, hoşunuza gittiğini veya dalga geçtiğinizi ifade eden anlamsız harf dizileri diyebiliriz. Aslında random atmakla Kelime anlamı ile eylem örtüşüyor birbiriyle. Değil mi? Rastgele, random dediğimizde işte rastgele bir tasarım var random'da. Görüldü işte atmak şeyde. diye bir şey Efe... Efendim? Biri bir şey mi söylemek istiyor? Yok yanlışlaşıldı. Görüldü atmak diye bir şey var. Bunu bilmeyebilirsiniz. Görüldü atmak da bilen vardır mutlaka. Ee, WhatsApp'ta bir ileti yazdınız söz gelimi bana, Yokan'a Yokan onu gördü oradaki e, gri tık, mavi tık haline geldi ve cevap vermedi. Bu görüldü atmakmış. Yani mavi tık olduğunda cevap versem de vermesem de bu görüldüymüş. Ben bunu <laughs> böyle kazara okuldaki çocuklardan biri böyle e, steve etmişti. Hocam işte size görüldü, görüldü attım ama cevap vermediniz. Ben de anlamamıştım gerçekten ne olduğunu. Ne, ne demiştim yani görülde atmak nedir? Oymuş. Çevrimiçi ortamda daha fazla iletişim kuruyorlar. Onu söyleyebiliriz. Yani iletişim genellikle böyle bir yaygın bir e, sohbet konusu var ya artık işte eskisi gibi iletişim kurmuyor insanlar. Eskisi kadar iletişim kurmuyor. Ben daha fazla iletişim kurduklarını düşünüyorum. Ancak iletişimin niteliğinin değiştiğiyle ilgili yapılması lazım tartışmaların. Yani insanlar şu anda daha çok e, bir şey yani dijital ortamları kullanarak iletişim kuruyorlar. Değil mi? İşte sesli, görüntülü, yazılı, yazıyla ifade ettiğimiz ortamlarda bence daha fazla daha fazla insanla daha fazla iletişim kuruyoruz. Belki de karmaşıklık buradan kaynaklanıyor. Yani yüz yüze bir iletişim yok. Değil mi? Yüz iletişim olmadığı için e, ee, ortamlar özellikle bu pandemi döneminde daha da arttı bu. Daha fazla iletişim kuruyorlar. Bunu da konuştuk. Cep telefonu artık bir huzur gibi yani bir bedenin bir parçası gibi bunu söylemeye gerek yok. Peki yavaş yavaş çakra zorbalığına ve e, siber zorbalığa gelelim. Şimdi akran burada biraz daha e, yaş grubunu genişletebiliyoruz. Yani çerçeve biraz daha genişliyor. Yani akran zorbalığını e, okul öncesi gruplarda da gözlemleyebiliyoruz. İlkokul 1'de 2'de de gözlemleyebiliyoruz. Ortaokul, lisede de gözlemleyebiliyoruz. E, ancak siber zorbalık biraz daha e, o ICT dediğimiz bilgi ve için teknolojilerinin kullanımına bağlı. Dolayısıyla o konuda uzmanlaşma, daha sık kullanma, siber zorbalığa maruz kalmaya ya da yapmayı biraz daha e, ortaya çıkarabiliyor, ortaya koyabiliyor. Akran zorbalığı ile ilgili e, şunları söyleyebiliriz. Öncelikle bir güç dengesizliği var arada. Değil mi akran zorbalığında? Güç dengesizliği bazen kas gücüyle ifade edilebiliyor. Mesela erkeklere daha çok kas gücü. Yani birebir zorbalıkta ee, erkek çocuk yaşça büyük olabilir, daha güçlü olabilir, daha kaslı olabilir. Ee, ancak bu kızlarda da daha çok sayıca ifade ediliyor. Yani kızlardaki örneklerde e, böyle 3-4 kız öğrencinin, kız çocuğunun, bir kız çocuğuna, iki kız çocuğuna yaptığı zorbalığı e, örnek verebiliriz güç dengesizliği açısından. Burada bir tekrarlamanın olması lazım. Yani bir kere yapılan bir şey, yanlışlıkla yapılan bir şeyi akran zorbalığı e, içerisini almıyor uzmanlar. O çerçeve içerisine almıyor. Birden fazla kez ve zarar vermek amacıyla yapılması lazım. Yani ben A kişisine onu incitecek, kötü hissettirecek bir davranışta bulundum. İlla fiziksel olması gerekmiyor, sağ tarafta görmüşsünüzdür. Bu davranışı hem ona zarar vermek için yaptım. Hem de birden fazla kere yapıyorum. Yani tek bir kez değil. Yani teneffüste çelme taktım. Pis pis sırıttım. Bir dahaki teneffüs bir daha yapıyorum aynı şeyi. Birkaç gün sonra bir daha yapıyorum aynı şeyi. Birkaç gün sonra bir daha yapıyorum aynı şeyi. Zaten ee, psikolojik anlamda en büyük zararlardan bir tanesi de bu. Yani artık tekrarlı olması, sistematik olması, karşı tarafa zarar vermek amacıyla gerçekleştirilmesi. Bazı uzmanlar e, akran zorbalığını şöyle tanımlıyor. Ergenin ergene uyguladığı şiddet olarak. Yok ki bir ergen ya da ergen grubu diyelim ona biz. Farklı bir ergene ya da ergen grubuna şiddet uyguluyorsa kötü hissetmesini sağlayan bunu akran zorbalığı olarak ifade ediyorlar. Kavgadan daha farklı. eşit güçler yok. Bu güç dengesizliği çok merkezde. Türleri yani davranış biçimine göre bu sınıflandırılış bunlar biliyorsunuz. Türler kişilere göre baktıkları perspektife göre farklı ifade edilebilir. Yine gelişimle ilgili işte duygularla ilgili farklı farklı gruplandırmalar var. Bunlar içeriği değil de daha çok biçimi belirleyen şeyler sizlerin de bildiği gibi. Fiziksel yani dokunuyorsa fiziksel diyoruz buna. E, ağız yoluyla yani ifade yoluyla gerçekleşiyorsa sözel diyoruz. Daha çok böyle grup içerisinde dışlam, gruptan dışlama, gruba almama gibi durumlar varsa buna sosyal diyoruz. Sosyal akran zorbalığı e, teknoloji kullanılıyorsa ki siber zorbalığının şöyle bir tarafı var. Yani diğer üçünü hem kapsıyor hem onların içinde... Yani siber zorbalığı ilk üçünden ayırmak çok kolay bir şey değil. Yani siber ortamlarda da sosyal zorbalık yap yapabilir ergenler. Değil mi? Yani söz ve ifadeyle zarar verebilir. Yalnızca dokunamıyor. Yani duyular yoluyla bir aktarım yok şiddeti merkeze aldığımızda. Ancak bunun dışında pek çok şey var. Siber zorbalık e, farklı ifadelerle girmiş dilimize. Yani araştırmalara baktığımızda ilk araştırmalarda daha çok böyle elektronik zorbalık, dijital zorbalık kullanılıyor. Ara ara internet zorbalık kullananlar var. Çevrim içi zorbalığı kullanan çok fazla araştırma yok. Son zamanlarda rastlıyoruz bunlara. Ben de genellikle çevrim zorbalık ifadesini kullanıyorum. Yani bir araştırmacı olarak. Ancak en yaygın hali yani siber zorbalık dediğimiz herkes biliyor değil mi artık? Elektronik zorbalık dediğimizde şey diyebilirsiniz işte siber zorbalığa benziyor sanki gibi. Ya da dijital zorbalık dendiğinde buna benzetebilirsiniz ama siber zorbalıkta ortaklaşmışız artık. O yüzden genellikle siber zorbalık ifadesini kullanıyoruz. Evet akran zorbalığının diğer türleriyle arasında ee, ne gibi farklar var biraz bunu ele alacağız. Bu konuda biraz düşünelim isterseniz. Yani akran zorbalığı türlerini gözden geçirdik. Buna sosyal, sözel ve fiziksel zorbalık dedik. Bazı farklarını böyle ara ara e, aktardık, ele aldık. Ancak arada çok temel farklar var. Bu temel farkların olması da şöyle yansıyor araştırmalara. Bazı araştırmacılar siber zorbalığın e, akran zorbalığından farklı bir şey olduğunu söylüyorlar ortak özellikler içerdiğini ancak etki düzeyinin çok daha büyük, yayılma hızının çok daha hızlı, izleyici kitlesinin çok daha geniş ve kapsamlı olduğunu söylüyorlar. Bunları şimdi tek tek ele alacağız. Şimdi isterseniz önce akran zorbalığını gözden geçirelim. Sağ taraftaki bölüm, sonra sol tarafa gelelim arada karşılaştırma yapalım. Zaten karşılaştırmalı bir e, sunudayız şu anda. Şimdi akran zorbalığı genellikle iki kişi arasında değil mi? Yani iki demeyelim de iki ya da ikiden fazla kişi arasında. Yani bir kişi bir kişiye akran zorbalığı yapıyorsa bu iki kişi arasında. A ve B kişisi, ancak birden fazla kişi az önce de söyledik kızlarda bu sayıca artabiliyor. Bir kişiye de yapabilir zorbalığı. Yani burada yapan ve yani zorbalığa uğrayan ve zorbalık yapan arasında bir gizlilik yok. Değil mi? Ancak şu olabilir. İşte zorbalık yapan tehdit eder zorbalığa uğrayan çocuğu. Söylersen daha fena olur. Yani gününü görürsün gibi ifadeler kullanabilir. O ikisi arasındaki bu fiili durum e, ailelere, okula ve diğer dinamiklere yansımaz. Bu da bir gizlilik değil ama iki kişi arasında. Akran zorbalığı genellikle okul çevresinde gerçekleşiyor. Yani okulu bina olarak okulun iç, içine girelim isterseniz. Herkes kendi okulunu gözden geçirebilir. Çünkü akran zorbalığı şu anda herhalde okul öncesinde, temel eğitimde, ilkokul, ortaokulda ve e, lisede görev yapan arkadaşlar var bildiğim kadarıyla. Yine ramlarda çalışan ilçe ve ilde çalışan arkadaşlar da vardır mutlaka. Okulun içine girdiğimizde daha çok yani kontrol olmadığı anlarda daha fazla gerçekleştiğini görüyoruz. Mesela kontrol ne zaman yok? Yani kontrol derken bir otoritenin kontrolinden söz ediyoruz. Bu otorite kim olabilir? Öğretmen olabilir, değil mi? Müdür yardımcısı olabilir, okul müdürü olabilir, okulda çalışan diğer kişiler olabilir, okul güvenliği hizmetliler. Yani bu otoriteler olmadığında daha e, kolay gerçekleşiyor. Yani zorbalık yapacak kişi niyetini daha kolay gerçekleştirebiliyor. Tabi otoriteyi temsil eden bazı simgeler de var değil mi okullarda? Mesela kameralar var. Kameraların da olmadığı yerlerde daha fazla gerçekleşiyor. Mesela zaman olarak teneffüslerde çok sık gerçekleşiyor. Teneffüslerde sınıfta, teneffüslerde kantinde değil mi? Bina içerisinden konuşuyoruz. Bina dışına çıkacak olursak Okul bahçesinde, yani okulun sınırları içerisinde, okul bahçesinde, spor salonunda, spor salonundaki soyunma odalarında, tuvaletlerde. Bakın buraları hep kontrolü, yani işsel kontroller söz etmiyoruz. Bir otoritenin, dışarıdan gerçekleşecek bir otoritenin kontrolünde olmayan yerlerde daha fazla gerçekleşiyor. Binanın, yine okul içerisinde zaman olarak teneffüsleri söyledik. Derse giriş saatleri yani dersten önce bunu, buna da teneffüs diyebiliriz aslında. Yani derse girerken, dersten çıkarken yine sık gerçekleşen zamanlar. Öğle yemeği saatleri. İyi mi? Yine işte böyle arkadaşının ya da işte zorbalık yapacağı kişinin yemek kasesini, tabağını yere düşürme ya da üçünü elinden alma, meyvesini elinden alma. Bunlara mutlaka rastlamışsınızdır. Bunları ifade edebiliriz. Mesela ders esnasında daha az değil mi zorbalık gerçekleşme ihtimali? Yani öğretmen geldiğinde biraz azalıyor bu. Öğretmen geldiğinde iki tarafta arada bir akit varmış gibi ama bu akit zorla gerçekleşen bir akit. İki tarafta susuyor. Güç dengesizliğini az önce söyledik. Kas gücü ve sayıcı üstün olma. Kas gücü daha fazla erkeklerde, sayıcı üstün olma daha fazla kızlarda. Bunu da söyleyebiliriz. Burada ben bir saate bakayım. Tamam. Biraz hızlanmam gerekiyor. Şimdi siber zorbalıkta en önemli sorunlardan biri gizlilik yani anonimite. Yani gizlilik ne demek? Gizli bir hesaptan gizli bir farklı bir isimle gerçekleşebilir. Ben Gökhan olarak değil de farklı bir isimle siber zorbalık yapabilirim. Değil mi? Ya da hiç isim kullanmayabilirim. Yani anonimite de o demek aslında. Yani anonimlik ben kendi ismimi de kullanmıyorum. Başka bir ismini de kullanmıyorum. Anonim olarak. Anonymous diye bir sözcükle yani pek çok sitede karşınıza çıkmıştır. Mekan ve zamanda herhangi bir sınır yok. Siber zorbalıkta. Ee, yani çevrimiçi olduğunuz her anda Siber zorbalığa maruz kalabilirsiniz. Siber zorbalık yapabilirsiniz. Değil mi? Yani nereye gidersiniz gidin. İngiltere'deyken Türkiye'deki bir çocuğa siber zorbalık yapabilir bir kişi. Ya da buradan oraya gerçekleştirebilir. Çevrim içi oldana, WhatsApp'ta mesajı attınız. O WhatsApp bir gün açılacak. Açılmamasının tek yolu hattın kapanması değil mi? Bu da siz özgürlüğünüz elinizden alıyor. Güç ilişkileri bu da fiziksel güç. Diğerindeki e, gibi geçerli kişiler birbirini tanıyorsa ancak farklı güç ilişkileri de var. Bunlardan bir tanesi ilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanmak. Forumları kullanmak. Yabancı dil bilmek. Değil mi? Yani bilgisayar beceriniz ne kadar artıyorsa yani iz bırakma anlamında ne kadar fazla parametreden yararlanıyorsanız o kadar gücünüz artıyor. Yani burada kas gücü olarak çok zayıf olabilirsiniz. Çocuklar genelde şey derler bize Günlük yaşamında zorbalığa uğrayan bir kişi kendisini tatmin etmek için çevrim içi ortamda bir başkasına zorbalık yapabilir, değil mi? İntikam almak için yapıyor ya da kendini tatmin etmek için yapıyor onların deyimiyle. Türlerine bakalım. Kimliği gizleme, bunlardan bir tanesi. Sonsuz bir hedef kitlesi var aynı zamanda az önce söylediğimiz gibi yani ulaşılabilirlik. Tanıdık ya da tanımadık. Yani bir anda YouTube'da yayınladığınız bir videoyla milyonlarca kişiye ulaşabilirsiniz. Türkiye'de çok yaygın değil intihar vakaları. Siber zorbalık kaynaklı ya da biz bilmiyoruz, elimizde veri yok. Ancak Amerika gibi, İngiltere gibi, Güney Kore gibi, Japonya gibi ülkelerde e, gerçekten feci diyebileceğimiz örnekler var. Hatta bununla ilgili Netflix dizileri var, izleyenlerimiz vardır çok bu. Yani sonsuz bir izleyici kitlesi var ama mesela bir günde ulaşıyor bu kadar sayıya. Yani gruplardan gruba. Düşünseniz de siz okulda bir etkinlik yapacaksınız. Bin kişi var okulda. Telefon olmadığını düşünün. Şu anda nasıl e, iletirsiniz öğrencilere bu etkinliği? Değil mi? Yani bir ortam lazım bunu iletmek için. Şu anda WhatsApp grubundan gönderdiğinizde belki de 10 dakika sürmeyecek öğrencilere ulaştırmanız. Değil mi? Çok hızlı, yani muazzam bir, inanılmaz bir hızı var. Etkileri sonuçları e, gerçekten çok yıkıcı. E, zaten şeyi anlıyorsunuzdur biraz daha, yani izleyici kitlesi arttıkça, yani maruz kaldığımız ya da ergenlerin maruz kaldıkları bu incitici durum, bu e, hoş olmayan durum. Ne kadar fazla insana yansırsa, ne kadar fazla insan bundan haberdar olursa duygusal anlamda yaşadıkları çöküntü de o kadar artıyor. Yaşadıkları duygusal yıkım, e, zaten etkilerinden de söz edeceğiz. Etkileri daha çok böyle depresyona andırıyor. Yani yemek yememe, kimseyle konuşmama, odaya çekilme, e, bilgisayar kullanmama. Yani bu bu gibi etkileri, bu, bunları gördüğünüzde daha çok şey diyoruz. Yani çocuğunuzla biraz da ilgilenmeniz gerekiyor. Özellikle telefonun uzaklaşmışsa, ki bir ergenin telefonun uzaklaşması sürekli değilse, daha önce de yapmıyorsa gerçekten bir e, semptom değil mi? Yani artık oraya bir, oraya bir bakmak lazım. Ee, yine bu cinsel ve homofobik taciz de oldukça yaygın. Özellikle liselilerde, ortaokulda nasıl bilmiyorum ama son dönemde... E, ...görünüşle dalga geçme, hareketlerle dalga geçme, böyle saç tarama biçimiyle, giydikleri kıyafetlerle dalga geçme. Bunlar oldukça yaygın. Ya bu da cinsel ve homofobik taciz büyük bir şey gibi görünüyor. E, ama bunun e, pratiğine baktığınızda okullarda mutlaka rastlamışsınızdır. Yani... Ergenlerin birbirlerini farklı nesnelere benzetmesi diyelim biz ona metaforik olarak. Ee, bunu yani ben kendi öğrenciliğimde de lisede çok yaygın bir biçimde tanık oldum. Yine çalıştığım kurumlarda da tanık oldum. İfadeleri kaldırmak çok zor. Yani ifadeleri kaldırmak için öncelikle resmi kanallara başvurulması lazım. Resmi kanallar da ülkemizde belki bazı kesimler için çok hızlı işliyor hukuk. Ancak yani bu çocukların öncelikle hukuki bir yardım alması lazım bu ifadelerin kaldırılması için. İyi böyle hemen kaldırılmıyor. Yani YouTube'da bir video var. Şey ee, şeyi bile bilmiyorlar. Yani YouTube'daki adminlere, yöneticilere mail atılması gerektiğini bile bilmiyor kişiler. Ki bu mail Türkçe mi olacak, İngilizce mi olacak? Biliyorsunuz son dönemde sosyal medya organları ile ilgili, platformlarıyla ilgili geçen bir yasa var. Yasanın olumlu yanlarından bir tanesi bu. Ee, gerçekten yani Türkiye'deki muhatapların illa ekonomik anlamda vergi vermeleri anlamında söylemiyorum bunu. Yani yardım alacakları, destek alacakları mekanizmaların olması lazım. Ki bu da siber zorbanın önlenmesinde önemli adımlardan bir tanesi. Değil mi? Geldikleri sitelere bakın. Yani Instagram, Facebook, Snapchat yani bunlar milyar dolarlık markalar. Mekana zamana bağlı değil. Bunun çok net altını çizdik. Mekana zamana bağlı olmaması da hem çok yaygın olmasını hem de aklına gelen her kişinin bu siber zorbalığı yapabilecek olmasını sağlıyor. Değil mi? Fiziksel olarak akran zorbalığını gerçekleştirmek çok kolay değildir. Yani her çocuk buna cesaret edemez. Ancak çevrim içinde bu böyle değil. Yani WhatsApp grubunda bir kişili dalga geçebilirsiniz. Hangi davranışlar siber zorbalık? Yine bazılarını söyledik ama son zamanlarda dikkat ettinizin bilmiyorum. Biz kocaman WhatsApp grupları var. İşte 50 kişilik, ya da 40 kişilik bir sınıf grubu var. Bu sınıf grubun dışında da o gruba bağlı olarak belki 8-10 tane, belki daha fazla grup var. Ve bu grup ne yapıyor? O büyük grupta dönen sohbet sohbetin delikodusunu yapıyor. Yani bu yetişkinlerde de var aynı şekilde. Bu bazen kötü maksatlı değil. Yani iyi niyetlerle de gerçekleşiyor. Mesela bir eğitime katılacaksınız. 10 günlük eğitim. İlk yapılan şey yine WhatsApp grubu kurulması, değil mi? Yani bir WhatsApp grubuna gireceksiniz mutlaka. Yani o WhatsApp grubuna girmeden bu eğitim için yapıldığını bilmiyorum ama bunlar gerçekleşmiyor. O büyük grupta bazı şeyleri konuşuyoruz. İşte eğitimle ilgili sorular soruluyor. Ee, işte geri bildirimler var, içerikler paylaşılıyor. Biz de birkaç arkadaş da bu grubun altında, tabii altında değil de yani WhatsApp'ta yine, bir grup daha kurup bu grubu ele alan konuşmalar yapıyoruz. Bunu bir sınıf için olduğunu düşünün. 10 A sınıfı, işte Tekirdağ, ne olsun? A, A Anadolu Lisesi. Hangi ilçede olduğunu bilmiyorum. Bu 10 A'da 35 öğrenci var söz gelimi. 35 öğrenci aralarında konuşuyorlar. Grupta öğretmenin olması ya da olmaması da çok fark ediyor değil mi? Yani bir otorite varsa her şeyi söyleyemezsiniz. Ama öğretmen yoksa biraz daha şeydir böyle. Yani daha rahat konuşursunuz. Bu hem iyi bir şeydir hem kötü bir şeydir. Olumsuz bir yönleri de var aynı zamanda. Ve oradaki grupta mesela hoşlanmadığımız bir kişi var. O kişi de ne bileyim B olsun. Bu B ile ilgili dedikoduların döndüğü Böyle ileri geri konuşmaların döndüğü ya da bu kişi çekiştirmeye e, varacak sohbetin döndüğü küçük gruplar kurulabiliyor. Bunlara tanık olanlar vardır eminim. Bu öyle bir şey. Farklı bir sohbet grubunda sizinle ilgili dedikodu. Almak istemediğiniz mesajlarla tarz edilmeniz. Buna çok sık rastlıyoruz hepimiz neredeyse değil mi? Yani bir kurumdan, bununla ilgili yasal düzenleme de geldi, bir kurumdan sürekli mesaj geliyor. Bir de sonunda şey yazıyor işte. Mesaj grubumuzdan çıkmak için şunu yapabilirsiniz. Ya ben niye onu yapayım? Ya sen bana niye gönderiyorsun bu mesajı? Hem numaramı nereden aldın? O da ayrı bir konu. Sosyal medyada iletinizin altına istirahas edecek yorumlar yazılması. Bakın burada temel ölçüt e, incitmektir arkadaşlar. Yani herkes siber zorbalık yapıp yapmadığını bilmeyebilir ama iyi mi bir şey yapıyor, kötü mü bir şey yapıyor onun farkında herkes. Ergenler de farkında. Yani küçük grupta birinin dedikodusunu yapmak iyi bir şey değil. Bunun farkında. Değil mi? Onu o Öğrendiğinde onu incitecek. Bunun da farkında. O zaman yapmayacak böyle şeyleri. Videonun altına, fotoğrafın altına, metnin altına ne olursa olsun böyle küfür, hakaret kişiye de yazsa, farklı birine de yazsa yine bu kapsamda değerlendirebiliriz. Bu şaka olayını... E az çok sizler biliyorsunuz yani birer psikolojik danışman olarak aslında uzmanlar şunu söylüyorlar yani zorbalığın, akran zorbalığının bir iki tık altında şakalar var, takılmalar var. İsim takmalar, lakap takmalar var. Yani bunlar bir süre sonra zorbalığa varıyor. Yani kişi istemediği halde bir isimle çağrılıyor. İşte uzun, ne bileyim işte karabaş, dört göz, sivilceli değil mi? Yani bunlar yine şey böyle görece biraz daha e, iyi demeyelim de abartılmamış isimler ama abartılmış isimler de var bunun dışında. Soy isimle dalga geçmeler, isimle dalga geçmeler. E, mesela bizim kızın bir iki arkadaşı 8 yaşında bir kızımız var Zeynep ee, bir iki arkadaşı soy ismiyle e, çok uzun diye Kara Osmanoğlu uzun <laughs> soy isim, <laughs> takılmışlar buna ne kadar uzun soy ismim var diye hatta öyle çağırmışlar falan İşte bunların bir iki tık sonrası e, akran zorbalığına varıyor arkadaşlar o yüzden bu e, incitici şaka yapılması her şakanın altında bir gerçek vardır lafı burada ne kadar gerçek bilmiyorum ama bununla ilgili de biraz e, çocuklarla konuşmak lazım İzinsiz fotoğraf video paylaşmak bu yetişkin de olsa çocuk da olsa bunları yapmıyoruz. Ne yani bakanlığın çok net talimatları var bununla ilgili. Çocukları çok yakından çekmeyin bunları paylaşmayın diye internet sitelerinde. Yine e posta sosyal medya hesabını ele geçirmesi bu artık ileri vakaları. Onu da söyleyelim. Ee, yani e-posta ve sosyal medya hesabı ele geçirildiğinde sadece sizi değil sizin tanıdıklarınız da tehlikeye sokan bir şey değil mi? Mesela biri bana yazıyor. Çok samimi bir arkadaşım. Yok anla haber, iyiyim, nasıl gidiyor falan konuştu. Bir süre sonra borç parası istiyor benden. Yani normalde istemeyecek biri. Bir düşünüyorsunuz değil mi? O anda ne yapsam? Yani ben şu andaki aklımda o arkadaşımı ararım telefonla. Ya çaktırmadan böyle yani o kişi ise daha farklı bir şey düşünürsünüz. O değilse dersiniz yani bana yazan biri var. Bu sen değilsin herhalde dikkat et diye. Özel bilgilerin yayınlanması, yayınlanmakla tehdit edilmesi, şantaj. Bu da yine ileri derece siber zorbalık vakalarından biri. Özel bilgi deyince yalnızca e, bir TC kimlik, adres, telefon gibi şeyler gelmesin aklınıza. eee bir işte internet bankacılığının şifresi olabilir. Değil mi? Ya da sizinle ilgili ailenizle ilgili paylaşılmasını istemediğiniz bilgiler. Ya da işte bir çocuğun özel bir durumu var. İşte çok yakın bir akrabasını kaybetmiş. Annesi ya da babası diyelim. Ya da tehdit ediliyor. Ne? Annesi babası ayrı. Babası annesini tehdit ediyor. Ve e, bunun bilinmesini istemiyor aile. Mesela bunun paylaşılması. Değil mi? Özel bilgi deyince pek çok şeyi düşünebiliriz. Sohbet grubundan yine özellikle son dönemlerde WhatsApp gruplarından örnek veriyoruz ama WhatsApp'ın bir günü almasa da bir kişi sohbet grubundan çıkarmak da bu kapsam alınabiliyor. Yani kişiye bilgi vermek lazım bununla ilgili. Değil mi? Gökhan işte okul WhatsApp gruplarından da bu şekilde çıkarıyor insanlar. Bazen işte farklı bir mesajdan yani özelden yazıyorlar. İşte yok olacağım hizmetleriniz için teşekkür ederiz e, deyip de gruptan çıkarılabiliyor ama onu gruba büyük gruba yazmak lazım. Yani bir kişiyi çıkaracağınız zaman siz siz olun. Özellikle e, bu kişinin haberi yoksa söylediğiniz şeyden büyük gruptan yazarak e, bunu yapabilirsiniz. Yine gruba dahil ederken de bunu yapılması lazım. Yani gruptan çıkarma da geçerli, gruba alma da geçerli. Yani kişileri ekleyerek değil de biliyorsunuz WhatsApp'ta davet oluşturma var. Kişiler o davete tıklayarak e, gruba dahil olabiliyorlar. Dolayısıyla bu gruba dahil etmenin de yani içeriği alma dışarıya çıkarmanın kişinin rızasıyla en kötü olasılıkla bilgilendirilmesiyle yani bilgi sağlayarak gerçekleşmesi lazım. Roller genellikle böyle bir de şey çok sık kullanıyoruz. Böyle zorba, mağdur, kurban e, sözcüklerini bunların yerine biraz daha zorbalık yapan, zorbalığa maruz kalan, zorbalığa uğrayan ifadelerini kullanmak lazım. Neden kullanmak lazım? Burada davranışa gönderme yapıyoruz. Çünkü bir çocuğa zorba dersiniz o çocuğun kendini düzeltme ihtimali de kalmıyor. Değil mi? Bu sorunlar genelde şeyi gözetir değil mi şu anda? inip konuşmama da baktığımızda hep mağduru gözetiyoruz. Zorbalığa uğrayan çocukları gözetliyoruz. Ancak aynı zamanda zorbalık yapan çocukları da gözetmek lazım. Tabii zorbalık yapmaları yapmaya devam etmeleri için değil, bu davranıştan vazgeçmeleri için gözetmek lazım. Belki asıl çalışmamız gereken alanlar orası. Yani zorbalık yapanla ilgili çalışmak, zorbalığa maruz kalanla ilgili çalışmaktan daha etkili bir şey bence. Değil mi? Yani daha azaltacak bir şey yeni bir şey yazmış. Evet, Safi Hocam hayatta kalan demiş. Hocam yani hayatta kalan kullanılabilir mi bilmiyorum. Bir düşünmek lazım üzerine ama e, yani hayatta kalıp kalmam üzerinden değil de zorbalığa maruz kal kalıp kalmam üzerinden düşündüm bugüne kadar. Bu da düşünülebilir. Burada davranışa gönderme yapmak lazım. Yani karaktere değil, zorba, kurban, o kurban bilincini yerleştirmemek lazım zihne. Çünkü bu bir yani olumsuz bir duruma maruz kalıyorsunuz. Hepimiz maruz kalıyoruz değil mi günlük yaşamda da? Yani tek zorbalığa uğrayan ergenler değil. Biz bazen sokakta biri bize bir omuz atıp geçiyor. Yani bu da bu da bir zorbalık aslında. Ya da okulda bir öğretmen arkadaş ya da bir idareci ee, omuz atmıyor bize ama öyle bir uygulama yapıyor ki omuz atmaktan beter ediyor. Değil mi? Bizler de maruz kalıyoruz. O yüzden burada davranışa gönderme yapmak daha sağlıklı geliyor bana. Burada söylemek istediğim şu aslında. Üç rol var gibi görünüyor. Yani zorbalık yapan, maruz kalan ve izleyici, seyirci gibi. Ancak bunun dışında çok farklı roller var burada. Bakın bu izleyici, seyirciyi açtığınızda öyle şeyler çıkıyor ki hiçbir şey yapmayan, uzaktan böyle televizyon izler gibi izleyenler var. Du Duygusuz bir biçimde izleyenler. Ya da keyif alanlar kişiler var. Zorbaya ya da zorbalık yapan kişiye destek verenler var. Güç veren diyoruz. Yani destek veren derken yani sözle, sesle, mimiklerle destek verenler. Zorbanın asistanı dediğimiz onu yönlendiren kişiler. İşte şunu söyle, şunu yap, şurasına vur. Neymiş şey gibi komut verir gibi, kumanda eder gibi. Bakın bir çember olarak düşünün zorbalığı. Bu çemberin içerisinde bu hepsi var. Biz de varız çemberin içerisinde öğretmenler olarak. Değil mi? Biz zorbalık yapan çocuğa nasıl zorbalık yapacağını söylemiyoruz. Ama zorbalığa maruz kalanı da nasıl maruz kalmayacağını söylemiyoruz. Yani biz de bu zorbalığı, akran zorbalığını yani hepimiz için söylemiyorum ama genelde e, Milliyetin Bakanlığı içerisine alalım bunu. Öğretmenler bağlamında konuşmayalım hepimizin benzer bir tutumu var zorbalığa karşı yani çok fazla müdahale etmiyoruz. Genelde yani vaka ortaya çıktıktan sonra bazı şeyler yapılıyor ama yapılan şeyler de genellikle sorunu çözen değil. Daha çok böyle hasır altı yani halının altına doğru süpürdüğümüz tozlardan ibaret. Yine zorbalığa uğrayan çocuğun savunucuları da var. Karşı tarafta kim varsa bu tarafta da var onu da söyleyelim. E, bedenini onun önüne atan ya da e, zorbaya diklenen, zorbalık yapan çocuğa diklenen, sen ne yaptığını sanıyorsun kendine gel falan diyen çocuklar da var. Bakın bu WhatsApp gruplarında da var. Gerçek yaşamda da var. Yani siber zorbalıkta da e, günlük yaşamdaki bazıları normal zorbalık diyor da zorbalığın normal olmaz akran zorbalığın diğer türlerinde de aynı şey söz konusu. Bu bizim çocuklardan birinin çizdiği bir şey, kan kanvada çizdi. Bunu da genelde sunumlarda gösteriyorum. Şu anda e, üniversiteye giden bir kız öğrencimiz. Peki biraz etkilerle ilgili konuşalım isterseniz. Sonra da bitirelim. son 4 dakika zamanı da iyi kullandık herhalde. Ben bu sunumu kapatayım şöyle ve sizlerin de yüzünü göreyim biraz. 12.20'ye kadar vaktimiz varmış. Aa harika. Tamam. 20 dakikamız var. Tamam. Evet. Arkadaşların soruları vardır eminim. O soruları da alırız. Şimdi isterseniz hem etkilerini biraz konuşalım hem de yani çocuklarda neyi gördüğümüzde, ergenlerde neyi gördüğümüzde siber zorbalıkla ilişkilendirebiliriz. Semptomlarla ilgili konuşalım. Ee, semptom sözcüğü de çok sık geçiyor biliyorsunuz bu COVID döneminde. Semptomatik hastalar var, semptomatik olmayanlar falan var. <laughs> Oralara fazla girmeyelim. Ee, öncelikle bu duyguyla ilgili bir şey değil mi arkadaşlar? Yani duyguyu yönetme ya da yönetememe bu süreçte çok çok önemli. Yani kişiler duyguları ne kadar iyi yönetiyorlarsa siber zorbalık yapma olasılıkları azalıyor. Kişiler e, duygularını ne kadar iyi yönetemiyorlarsa siber zorbalığa maruz kaldıklarında olumsuz etkilenme olasılıkları oldukça artıyor. Bunun altını çizelim. Bir, birincisi şunu söylüyor araştırmalar: e, duygusal bağlamda değişiklikler varsa ne olabilir bu? Mesela içe kapanma. Bir kişinin içine kapandığını nasıl anlarsınız? Ya da nasıl anlarız? İnsanlarla konuşmaz değil mi? Mesela sınıfta parmak kaldırmaz. İçine kapanan, insan, kapanan insanlar daha az enerji harcarlar. Sizler de biliyorsunuz. çok enerjik olanlar daha az enerji harcamayı hareket etmemeye başlarlar. Yalnız yürürler e, ee, oyunlara fazla katılmazlar, derse katılmazlar. Yani katılım azalır, enerji azalır. Şimdi bunun bunu açtığımızda neler çıkıyor ortaya? Mesela katılım, evde katılım ne demek? Beraber yemek yeme değil mi? Yemek yeme bir katılım. Sohbet etmek bir katılım. Televizyon izlemek bir katılım. Değil mi? Çocuklar şimdi AVM'lere gidiyorlar beraber aileleriyle. Sinema, bunlar gibi bunları, bunların yapmıyorsa çocuk gerçekten hiç yemek yemiyorsa ve çok düşünüyorsa, düşünceli bir hali varsa ve bunların yanında bakın ya bunların bir bölümünü günlük yaşamda karşılaştıkları diğer problemlerle ilgili de ilişkilendirebiliriz, değil mi? Ne bileyim işte kız erkek ilişkilerini çocuğun sevgilisi vardır lisede ve ondan ayrılmıştır. Bu semptomları onlar da gösterir az çok. Ancak teknolojiden uzaklaşıyorsa diyor uzmanlar. Yani bunlarla beraber teknolojiye temas kesiliyorsa, cep telefonu kullanmıyorsa, sosyal medya hesabını kapatmışsa, sosyal medya kullanmamaya başlamışsa bilin ki burada e, yani siber ortamla ilgili bir sıkıntı var. Yani siber zorbalıkla ilgili bir sıkıntı var. Bugün şeyi konuşmadık yani paylaşma paylaşmama durumlarını konuşmadık fazla. Ancak şunun altını çizelim. Ee, ergenler genellikle paylaşmıyorlar. Yani yetişkinlerle paylaşmıyorlar bu durumları. Yani ilk haberi olan kişiler anneleri değil, babaları değil, en yakın arkadaşları, varsa flörtleri, kız ya da erkek arkadaşları ee, ya da en yakın arkadaşları, kanka dedikleri diye ifade ettikleri kişiler onun sonrasında yani problemi çözebilecek herhangi bir bir kişi abiler ablar yani kendisini kime kime yakın görüyorsa kimi yakın görüyorsa kendisini duygusal anlamda kimi samimiyetine inanıyorsa o kişiyle paylaşıyor dolayısıyla paylaşılmayan bu durumu e, bu durumun semptomlarını gözlemlemek e, çok kolay değil ama bu şekilde ifade edebiliriz yani ani değişiklikler böyle dramatiklerler ya dramatik değişiklikler varsa kişilerde e, yani siber zorbalıkla ilgili ilişkilendirebiliriz. Siber zorbalığa maruz kaldığında da bu gibi etkileri olduğunu söyleyebiliriz çocukların, ergenlerin. Yani i̇sterseniz bir şeyi paylaşayım sizinle. Ee, şu En başta bir menti paylaşmıştık. Mentiye neler yazmışsınız? Ee, çok fazla kişi doldurmamış ama en azından doldurulanlara bakalım. Burada var mı ilginizi çeken bir şey? Yani şu oldukça ilginç, şaşırtıcı diyeceğiniz bir şey. Mesela özel alana müdahale var benim burada gördüğüm. En başına teknolojiyi koymuşuz. Yani teknoloji daha fazla çıkmış. Bu arada ne kadar büyükse ve merkezdeyse ifadeler o kadar sık yazılmış anlamına geliyor sizler tarafından. Ee, teknoloji, zor kullanma, bunun bir suç olduğu... Ee, bu arada siber zorbalıkla ilgili, özellikle ergenlerle ilgili yasalarda çok net ifadeler yok. Ee, bununla ilgili Memniyet Genel Müdürlüğü'nde bazı birimler var. Ee, siber suçlarla ilgili o birimlerden destek alabiliyoruz. Okula bilgilendirme amacıyla gelebiliyorlar ya da bir problemle karşılaştığımızda. Ama bunun bir suç olduğunu söylemek lazım. Yani bu yaptıkları iyi bir şey değil, kötü bir şey siber zorbalık olduğunu bilseler de bilmeseler de bunun bir suç olduğunu, yapmamaları gereken bir şey olduğunu bilmeleri lazım. İzinsiz fotoğraf paylaşımını e, yazmış arkadaşlardan biri. Bakın bu çok güzel bir şey. Kimse bana inanmayacak. Neymiş mi? Yani bunu, bunu da kim yazdı bilmiyorum ama teşekkürler arkadaşlar. Bunu da söylüyor ergenler. Yani ne olursa olsun. Yani annemle de paylaşsan, babamla da paylaşsan. Bir şöyle bir durum da var arkadaşlar. Yani durumu paylaştık paylaşmamalarının sebeplerinden biri de ellerindeki teknolojik olanakların alınacağını düşünmesi ergenlerin. Yani ben annemle ya da babamla bu durumu paylaşırsam biliyorum ki cep telefonumu kullanamayacağım uzunca bir süre. Ki bu durumun içeriğiyle ilgili de bir şey söylemiyoruz şu anda. Yani kız erkek ilişkileriyle ilgili bir şeyse İzinsiz fotoğraf paylaşım var bakın. Böyle bir şey ise. Değil mi? Burada daha da artıyor artık işin ciddiyeti. Bir de iş çok ciddi noktalara varmadan genellikle paylaşmıyorlar. Yani iyi, büyük olay büyüdüğünde anne babayla öğretmenle paylaşabiliyorlar. Ama bunun dışında nadiren böyle yani. Çok az neredeyse. Bakın yalnız hissetme etkilerinden biri. Onu söyleyebiliriz. Çaresizlik. Yani kimsenin ona çare olamayacağı. Bunu da söyleyebiliriz. Psikolojik şiddet boyutu var değil mi? Yani psikolojik olarak bir etkilenme var. Zaten siber zorbalık dediğimiz şey, akran zorbalığı dediğimiz şey içerik açısından düşündüğümüzde, tartıştığımızda psikolojik bir vaka değil mi? Yani semptomlara baktığımızda psikolojik bir vaka teşekkürler Doluran'a sorular varsa sorular alabiliriz Eda Hocam arkadaşlarım merak ettiği noktalar varsa Safiye Hocam'ın şeyini konuştuk yani hayatta kalma bu isimler şu açıdan da çok önemli ee, yani hep böyle çocuk hakları ile ilgili konuşuyoruz ya yani şiddeti uygulayan da çocuk uygulanan da çocuk maruz kalan da çocuk yapan da çocuk Dolayısıyla iki çocuğun da hakkını korumak lazım burada. Yani e, kötülük yapanı tamamen e, e, zorba olarak hareketlemek, onun gelecekte yaşayacağı sorunları da yani bu çocuğu gelecekte de zorba haline getirebilir. Demek istediğim o biraz. O yüzden burada davranışın adını iyi koymak lazım. Yani durumu iyi saptamak lazım. Ee, yani zorbalı alkol öncesinde de rastlıyoruz değil mi? Yani 6 yaşında çocuk da yapıyor bunu. 10 yaşında çocuk da yapıyor. 15 yaşındaki çocuk da yapıyor. Tabii hepsi yapıyor. Yani çocukları da şey böyle e, toz, toz, pembe bir çerçeve çizmemek lazım. Çünkü şiddet öğrenilen bir şey. Değil mi? Yani şiddet birinden görüldüğünde bununla ilgili kamu spotları da vardı. Mutlaka denk gelmişsinizdir. Ee, baba anne şiddet uyguluyor çocuk onun yanında. Çocuk daha sonra gidip kendi oyuncağına şiddet uyguluyor ya da annesine bu çocuk dediğim de 4 yaşında falan böyle 5 yaşında. Yani birinden gördüğü şeyi daha kolay gerçekleştiriyor insanlar. Yani bir davranışı model alabiliyorlar. Davranışın sağlıklı ya da sağlıksız, iyi ya da kötü olması gerekmiyor. Değil mi? Yani bizim her yaptığımız iş iyi şeyler mi yani davranış açısından? Hep olumlu şeyler mi yapıyoruz? Ama hemen hemen hepsini, belki de hepsini öğreniyoruz. Birilerinden görerek, duyarak, işiterek. O birileri için de böyle çocuğu cam fanusa kapatmanıza gerek yok. Çocuk evde televizyon izliyor. Değil mi? Yani her çizgi filmin içeriğini kontrol etme ihtimaliniz var mı? Çocuk okula gidiyor. <laughs> Genelde şey vardır ya, ya bu çocuk nereden öğreniyor bunları? Evde öğrenmiyor, kesin okulda öğreniyordur. Değil mi? Bir de bunları genelde hep bütün veliler söyler. Bütün anne babalar söyler. Bunu böyle ilkokul seviyesi için söylüyorum. Ama bu öğrenilen bir şey. Onu söyleyelim. Yani öğrenilen bir şey olduğu için de biraz daha toplumsal yaklaşmak lazım buna. Yani yalnızca burada zorbalık yapan ve zorbalığı e, zorbalığa uğrayan kişileri değil yani onları podyuma çıkarıp da onları tartışmak yerine anne babaları tartışalım. Öğretmenleri tartışalım, okulları tartışalım, müdürleri tartışalım. Okul müdürleri ne yapıyorlar böyle vakalarla karşılaştıklarında? Bakın burada eminim arkadaşların büyük bir bölümü lisededir. Ve liselerde bu tür vakalarla sürekli karşılaşıyoruz. İfşa siteleri diye bir şey var, bir furya var şu anda bütün liselerde. Değil mi? Instagram'a bakın. Yani lisedeyseniz, ortaokuldaysanız Instagram'a girip bir bakın. Kendi okulunuzla ilgili ifşa sitesi var mı yok mu? İtiraf sitesi var mı yok mu? Girin bir bakın. Evet. Safi Hocam yani disiplin suçu olarak geçiyor mu? Şey değil yani bu disiplin suçu olarak geçmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Yani biz öğretmen ya da okul müdürü olarak, idareci, idarecisi olarak bunun ne olduğunu bile farkında değiliz. Dolayısıyla okullarda yani bu tip sorunları ele alacak bir takım yapılar kurulması lazım. Yani şimdi şeye gelelim yani ne yapacağız o zaman? Bize bir saat bunları anlattın. E tamam. Ne yapalım okula gidip de? Yani okullarda bununla ilgili yapılar kurmak lazım. Bir e, daha e, hocamla da yine e, Tekirdağ'da, TÜBİTAK projesinde bunu konuşmuştuk arkadaşlarla uzun uzun. Yani okul reh rehber öğretmenin içinde olduğu, varsa bilişim teknoloji öğretmeni, okul müdür yardımcısı, öğretmenler ve öğrencilerden birkaç kişi. Ne yapabiliriz? Önce sorunu tanımlayıp. Daha sonrasında bu sorunla ilgili neler yapılabilir bunların ortaya konması lazım. Yani çocukları e, disiplin kuruluna alıp da okul müdürünün odasına alıp da ya da rehber e, psikolojik danışman odasına alıp da onlarla konuşmak e, çok büyük bir çözüm değil. Sadece o vakayı düzeltiyor. Yani doktora gidiyor bir hasta tedavi olmak için oluyor ya da olmuyor ama diğer hastalar dışarıda. Değil mi? Hasta demeyelim de yani vaka anlamında metaforik anlamda kullanıyorum o yüzden okullarda sağlam çalışmalar yapmak lazım. Yine Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milliyetin Bakanlığı bu konuda çok sağlam çalışıyor. Ancak bu çalışma yine bilgilendirme boyutunda kalıyor. Daha böyle yani çocukların da işin içine girecekleri bir şey yapmak lazım. Öğretmenleri bu konuda bilgilendirecek şeyler yapmak lazım. Çünkü giderek artacak bu sayılar. Sizler de farkındasınızdır. Yani 4-5 sene önceki vakalarla şu andaki vakalar birbirinden sayıca çok farklı. Değil mi? Ee, yani kendisini ifade etmek isteyen var mı bilmiyorum sözlü olarak ama yani ben psikolojik danışman değilim. Lisede bilişim teknolojileri öğretmeni olarak görev yaptım. Ancak e, böyle hatırı sayılır sayıda e, çocuklukta Hocam böyle bir durumla karşılaştım. Ne yapabilirim? Diye sorular sorduğunu anımsıyorum. Evet. Lisede disiplin, disiplin olarak geçiyor. Hayır değil meclisi edindirmek için. Kesinlikle yani. Hayır deme. Duygu kontrolü. Duygularla ilgili çalışmak lazım. Yani ben toplumdaki pek çok sorunun duygudan kaynaklı olduğunu düşünenlerdenim. Yani duygu yönetememeden kaynaklı olduğunu düşünenlerdenim. Yani duygu yönettiğimizde biraz daha düzeliyor işler. Eğitim boyutunda ailede ve okulda yapması gereken çok şey var. Evet, son gün hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, evet. Aynen. Empati yoksunluğunu da söyleyebiliriz. Yani karşı tarafta duygu kurmak. Ee, bu şey değil çünkü yani. Bu biri insanın diğer insana zarar vermesi e, böyle habile kabil hikayesinden başlayarak örnek verirler ya. Var. Hep hep vardı yani. Hep o hep olacak. Bununla ilgili e, bizim daha kapsamlı çalışmalar yapmamız lazım. Yani değerler eğitimi diye bir çalışma yapıyoruz. Onun, belki onun içerisinde ele almak lazım. Çocuklarla bir okul gazetesi çıkarmak lazım. E, sınıflarda belki rehberlik çerçeve programları var. O programların içerisine almak lazım. Bazı derslerde böyle ufak ufak geçiyor. Bilişim teknolojileri gibi. Bunların biraz sayısını arttırmak lazım. Ben drama eğitmeniyim aynı zamanda. Ve uzmanlık alanım drama yani bilişim teknolojilerinden ziyade şu anda e, drama çalışmaları var yaptığımız, çocuklara çocuklarla oyun oynayarak yaptığımız çalışmalar var. Yine Eda Can da katılmıştı. Başka arkadaş var bilmiyorum ama oraya katılan. E, orada hem rol içerisinde kurgusal süreçte hem de oyunları kullanarak farklı rolleri indireyerek yaptığımız pek çok çalışma var. Yani bu tip çalışmaların biraz artırılması lazım bu tür çalışmalar biraz daha insan gücü gerektiriyor. Yani bir videoyu çekip EBA'ya koyup milyonlarca insanın izlemesini sağlayabiliyorsunuz. Ama bu ne yazık ki etkili olmuyor. Daha çok yani okul temelli çalışmak lazım burada. Ve en önemli şeylerden biri çocukları işin içerisine dahil etmek lazım. Yani en büyük hatalardan bir tanesi o. Yani sorunun öznesi onlar. Onlar karşılaşıyor, onlar maruz kalıyor, onlar uyguluyor. Biz onlarla ilgili araştırma yapıyoruz. Ama işin içerisinde yoklar. Yani çözüm sürecinde, çözüm noktasında bunları mutlaka ama mutlaka dahil etmek lazım. Gizem hocam bir şey demiş. Kişinin sosyal medyada kendini nasıl koruyabileceği, gizlilik ve güvenlik üzerine en başından dikkat etmesi yönünde bilgilendirme söz yapılmalı ve karşılaştığı işte siber zorluk karşısında hakkını sormadığını. Ha. Kesinlikle Kesinlikle yapılmalı. Gizem Hocam mesela nerede çalışıyor bilmiyorum ama... ...okulda böyle bir şey yapabilirsiniz. Okulunuza gidip... ...ey çocuklar ben geldim. Siber zorbalığa maruz kaldığınızda... ...şu şu şu adımları uygulayabilirsiniz dememiz lazım çocuklar. Bilmiyorlar çünkü. Çok önemli bir nokta. Yani çocuklar... ...illa sizinle paylaşmasına gerek yok. Şey bilsin yani ben böyle bir şeye maruz kaldım. Instagram'da benim bir fotoğrafımı paylaştılar... Ve bu fotoğraf paylaşımı beni incitti. Gerçekten kötü hissediyorum. Bunun adımdayım. Yani öldüreceğim kendimi. En uç noktası. Abartıyorum ama çocuğun bu noktada ne yapacağını bilmesi lazım. Instagram'da kimlere şikayet edeceğini bilmesi lazım. Bakın Facebook'ta kimlere şikayet edeceğini bilmesi lazım. O yüzden yani belki bu anlamda bilgilendirme okulun web sitesine böyle bir şey konabilir. Değil mi? konu internet sitelerinde milyonlarca etkinlik paylaşıyoruz. Bir de sıralama da önemli pek çok yerde. Ee, bu tip şeylerin paylaşılması daha anlamlı sanki. Çünkü bu daha real bir şey yani bu daha onların yaşamında olan bir şey. Yani siz onlara şu değerleri edinin dediğimizde o değerleri edinmiyorlar, değil mi? Ama gerçekten böyle yani onlara dokunacak bir şey yaptığımızda e, en azından. Evet, hukuki olarak haklarını bilmeleri zorbalığı çok endişeci olacaktır. Türkiye'de çalışan bazı kurumlar var. Ee, akran zorbalığı ile ilgili çok fazla kurum çalışıyor. Siber zorbalıkla ilgili çalışan yine e, toplum kuruluşları var. Bazı STK'lar sadece bununla ilgili çalışıyor. Bazı STK'lar da bununla ilgili projeler gerçekleştiriyor, araştırmalar yapıyor. Ee, şey düşünüyorum, ben böyle bir kulüp çalışması olmak zorunda değil. Ama böyle okulda bir grup kurularak çocuklardan oluşan yine için öğretmen ve idarecilerin ama göstermelik bir şey değil böyle. yani Kağıt üzerine yaptığınız bir şey değil. Bir grup kurularak bu gibi çalışmalar yapılabilir. Bir de benim deneyimlerimden e, öğrendiğim en güzel şeylerden biri çocuklar bu gibi durumları birbirleriyle paylaştıklarında yani akran geri bildirimi verdiklerinde akran paylaşımı olduğunda daha etkileyici oluyor. Yani Eda Hocam şimdi Çerkezköy'de bir okula gitse, bir e, siber zorbalık gibi şeyler anlatsa çocuklar gelip dinler. Alkışlarla sonunda hocam, teşekkürler bir çiçek verirler. Ama emin olun Eda Hocam orada bir sınıfı toplasa, 30 kişiyi ve onlarla bir çember kursa. Çocuklar siber zorbalık diye bir şey var, bununla ilgili ben de bir şey merak ediyorum. Ne, yani siz neler düşünüyorsunuz? Neler yaş Çevrenizde neler yaşanıyor? Onların yaşadıklarını da oradan sormayız da Çember'de büyük grupta. Neler yaşanıyor? Bununla ilgili konuşmaya başladığınızda e emin olun böyle susmak bilmiyorlar. O kadar fazla deneyim var ki. Evet. Böyle ara ara yorumları okuyorum. Koruma ve şikayet süreci hakkında bilgi verebilir misiniz? Yani siber zorbalıkla ilgili ilk söylediğimiz şey teması kesme. Yani siber zorbalığa maruz kalıyorsanız öncelikle bunu yapan kişiyle aranızdaki temas kesin. Ne demek bu? Engelleyin. E, ee, engelledikten sonra ikincisi mutlaka varsa kanıt alın. Bu ekran görüntüsü olabilir. Screenshot almak olabilir. Metin metni kopyalayabilirler. Kişiyle ilgili bilgi varsa bu bilgileri not ede edebilirler. Bunun sonrasındaki şikayet süreci, e, ee, öncelikle anne babayı bilgilendirmeleri lazım. Yani anne babanın mutlaka bilmesi lazım. Sonrasında yine işte şikayet edecekler ama ne olacak şikayet? Bu noktayla ilgili en büyük problem. Şimdi ben okula şikayet edeceğim, müdür yardımcısına gideceğim, böyle bir şey anlatacağım. Ne yapacak müdür yardımcısı? Dolayısıyla şu anda söyleyebileceğimiz en sağlıklı şikayet merciyi yasal durumlar değil mi? Yani hukuki olarak bir şikayet söz konusu. Savcılığa gidip şu şu kişi bilgi kişi bana işte ekli sunduğum kanıtları da ekliyorum ki bu gibi ithamlarda bulunduğu işte gerinin yapılmasını e, istiyorum gibi bir şikayet mekanizması oluşabilir. Şu anda bunlardan ibaret. Ama eğer okulunuzda yaşanmama ihtimali yok liselerde böyle bir durumda karşılaştığınızı mutlaka Emniyet Genel Müdürlüğünde Siber Suçlar Bölümünde memur arkadaşlar var. Onların birini mutlaka çağırın arkadaşlar. Tekirdağ'da mutlaka vardır. Hatta bununla ilgili böyle mini çalışmalar da yapabilirsiniz. Desteğe ihtiyaç duyarsanız biz de her zamanki gibi desteğimizde yanınızdayız. Okulumuzun Erasmus projesi bilinç kazandırmıştı. Aynı hocam. Yani bu gibi projeler artıyor zaten. Özellikle sanat çalışmalarının kullanıldığı projeler daha da artıyor. Ya hızlı konuşmaya başladım. <laughs> Birkaç dakika kalmış. <laughs> e, sanat çalışmalarının olduğu e, projeler daha da artıyor. Öğrenci temelli projeler ee, yine şeydeki Çerkesköy'de yapılan projelerden söz etmiyorum. Ama orada da sanatla ilgili farklı yöntemlerin kullanılması da bence çok etkiliydi. E, ben e, tekrar teşekkür ediyorum. E, öncelikle Eda Cema, Tekirdağ İlmiyeti Müdürlüğü'ne e, Rehberlik Araştırma Merkezi'ne tüm katılımcı arkadaşlara e, Eda Cema bırakayım. Bir iki dakikamız kaldı. Var mı herhangi başka bir şey söyleyebileceğimiz? Paylaştığınız değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz hocam biz de. Emeğinize sağlık. Ben daha sağlıklı ve risksiz günlerde yüz yüze e, buluşmak dileğiyle diliyorum. E, çünkü eminim bu çalışma yani Siber zorbalığı yaratıcı dramayla da çok güzel çalışabiliriz e, burada e, meslektaşlarımla beraber. Dinleyen ve katılan herkese de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Evet, ben de tekrar teşekkür ederim. E, Eda Hacım da dediği gibi aslında bu tip çalışmaları drama ile yapıyoruz. E, umarım en kısa zamanda Tekirdağ'a gelip sizlere misafir olup bu çalışmaları gerçekleştirebiliriz. Tekrar teşekkürler herkese katıldığınız için. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.